Selam arkadaşlar sana gerçeklik kanalına hoş geldiniz. Evet Oculus Quest 3'ün içindeki menülerin tanıtımının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birinci bölümünü izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Birinci bölümünde bayağı bir 12 dakikada şuradaki menülerin hepsini detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Önce orayı izleyin ondan sonra buraya gelin. Ee, şimdi bu sistem fiziksel olan Wi-Fi, kişiselleştirme depolama uygulamalar gibi olan yeri komple zaten anlattık içindeki sistemin bütün e, şuradaki detaylarına da komple girdik uygulamalar olsun bildirimler olsun hepsine girdik evet sırada geçen bölümde dediğimiz gibi bu sefer farklı yerlere bakalım selamlar devam edelim başka ne var ne yok Oculus Quest 3'ümüzün son sürümüne güncelledikten sonraki değişen şeylere bir bakalım Evet önceden de bu videoyu çekmiştim ben. E, bir 8-10 ay önce o zaman güncel değildi. Yani güncel değildi derken yeni versiyon geldi. Her şey değişti. Farklı şeyler çıktığı için bu videodan ben bir tane daha çekmeye karar verdim. Devam edelim. E, şuradan neye girecektik en son? Neye söz vermiştik? Ne konuşmuştuk? Hemen bir bakalım. Şuradan önce şu sol taraftaki bir kendi resmimize bir girelim. Buradan zaten VR avcısı yazmışım. Ben fotoğrafı düzenleyebiliyoruz. Fotoğrafı düzenleye bastığımızda ne çıkıyor karşımıza? Avatarı kullan diyebiliyoruz. İstersek kendi fotoğrafımızı ekleyebiliyoruz buradan. Aa dedim yeşil değil miydim lan ben? Oğlum, oğlum derdiniz ne? Küp küpelere bak. <laughs> Neyse geri gidiyoruz. Oldu mu? Ne oldu? Tamam. Evet, buradan iptal dedikten sonra saati tıklayalım. Saatin içinde kollarımızın zaten sol ve sağ kolların pillerini gösteriyor, günü gösteriyor. Pilimizin yüzdesini görebiliyoruz. Ses düzeyini kısıp açabiliyoruz. Bu ne? Kıs ekranın parlaklığını yükseltebiliyoruz. Şöyle yükselteyim. Daha güzel olur. Wi-Fi zaten kapatıp açılıyor. Gerçek görüntüye bastığımız zaman önceki bölümde de söylediğim gibi elimizi sağ tarafa tık tık vurunca görüntü değil, gerçek görüntüye geçiyoruz. İsterseniz bir deneyeyim. Gördüğünüz gibi burada evimizi gösteriyor işte. Ondan sonra bir daha iki kere bastığımız zaman e normal Oyun sanal ortam görüntüsüne devam ediyor. Yansıt kullanılamıyor. Burada Air Link bağlantısı olduğu zaman yansıtabiliyoruz. Ya da e, Oculus Quest Link'in kendi internet sitesindeki dikdörtgen yansıtma yeri olduğu zaman yansıtılıyor. Bluetooth burada klavye bağlanabiliyor. Söylediğimiz gibi sınırları klavye, fare, herhangi Bluetooth kulaklık olsun bağlama yeri. Sınır zaten odayı sınırımızla, önceki bölümde söylediğim gibi sınırımızla çiziyoruz. Link zaten bağlı değil diyor mikrofon görünümü sıfırla, gece görünümü rahatsız etmeyin, sorun bildir, seyahat modu. Evet buradan da bir çıkalım şöyle ondan sonra buradaki zile bir gelelim bu neymiş abi. Evet burada da bildirimleri görüyoruz bildirimleri temizleyebiliyoruz. Ne bildirim gelmiş ne bildirim gelmemiş ne var ne yok bakabiliyoruz. Dediğim gibi burada da ufak bir butonumuz var bu da gerçek görüntüye gidiyor şöyle. Daha demin söylediğim gibi tekrar bastığımız zaman öteki görüntüye geliyor. Bu neymiş abi bastık ne bu Keşfedilmeyi bekleyen popüler dünyalar diyor. Burada girip programlar, aplikasyonlardan istediğimiz şeyi yapabiliyoruz. Yani oyun olsun, Metaverse bölümleri olsun buradan girebiliyoruz. Evet buradan da çıkalım. Ondan sonra bu store'a geliyoruz. Gir bakayım abi. Burası alışveriş sitesi. Buraya ücretsiz yazdığımız zaman yazalım. Buradan ücretsiz oyunlarımızı deneme sürümündeki oyunları da gösterebiliyor. Olmadı. Buradan bütün her şeyi buradan görebiliyoruz. Ücretli oyunları, ücretsiz oyunları. Ayrıyetten bazı ücretli oyunların deneme sürümleri oluyor. Deneme sürümlerini de kullanabiliyoruz. Bir iki saat deniyoruz. Ondan sonra oyunu istiyor muyuz, istemiyor muyuz ya da beğenirsek sepetimize ekleyip satın alabiliyoruz. Oyunlar, uygulamalar, Youtube, Whatsapp, Messenger, Steam, Eğlence, Fitness. Burası da bildiğimiz standart mağazamız. Buradan da çıkalım. Ondan sonra mağazadan sonra şuradaki kişilere bakalım. Buradaki zaten e, kişi sayfası. E, bir Cep telefonunuzda bunun bağlantısını kurarsanız, Whatsapp bağlantısını yaparsanız konuşma veya bildirim geldiği zaman cep telefonunuza gözle de bildirim geliyor. Onlarla bağlantı kurup her şeyi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu arada kanalıma abone olun bak. <laughs> Kanalıma abone olun. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Sizin için dolu video çekiyorum. Arkada da önceki bölümde söylediğim gibi 100 tane videom var. Sizler için çekiyorum arkadaşlar. Abone olmak paralı değil. Yani az bir şey de beğendiyseniz ufacık size bir mini minnacık bir katkım olduysa da hoşunuza gittiyse. Abone ol tuşuna basın. Beraber size bildirimler olarak size videolarımı göstereyim. Beğenirseniz izleyin. Beraber videolarımızı izleyelim. Oyunlarımızı oynayalım. Devam ediyoruz reklamımızı da yaptıktan sonra. Gel katıl bize kanka. <laughs> e, ne diyorduk? Abi tamam. Evet buradaki kamera tuşuna basıp yansıt fotoğraf çek kaydediliyor. Şu an zaten arkadaşlar aklınızda olsun görüntü kalitesi belki bir tık düşük olabilir. Önceki birinci bölümde ben 30 FPS ile çekim yaptım. 30 FPS'ye getirmiştim. Biraz görüntüsü çok yani ahım şahım güzel değildi bu e, çektiğim videonun birinci partında. İkinci partında şu an 60 FPS yaptım. Önceki 30'du. Şu an 60 FPS yaptım. Bakalım görüntü kalitesi değişecek mi? Sizin için daha güzel kaliteli çekmek için 60 yaptım. Bakalım Quest 3'te kayıt seçeneğinde görüntü kalitesi 60'ta güzel olacak mı olmayacak mı? Burada da zaten çektiğimiz fotoğraflar çektiğimiz videoları geç görüyoruz. Canlı yayına geç dediğinde ben bunu birkaç kere denedim. Facebook'ta canlı yayına geçiyor. Yalnız ya anlamadım da 360 piksel olarak kayıt yapıyor. Onu da çözemedim. Bir kere deneyeyim dedim. Ee, pek beğenmedim görüntüsünü. Belki ayarlardan daha net bir şekilde canlı yayına Facebook'a geçilebilir. Belki de güncellemeden sonra YouTube veya herhangi sosyal medya platformlarında da canlı yayına geçebiliyoruzdur. Onu tam olarak bilmiyorum. Şu an kaydettiğim için, size kaydı buradan yaptığım için gösteremiyorum arkadaşlar. Bunu da kapatalım ve sıradaki yerimize geliyoruz. Sıradaki yerimiz ne abi? Browser. Evet bu browser internet gezgini abi. Daha sonra internet gezgini burada Google'a herhangi bir bildiğiniz cep telefonu gibi, Safari gibi yani browserdan gezgin yapıp internet sayfalarında dolaşabiliyoruz. Buna gelelim. Bu neymiş? Nesin sen abi? Hesaplar Merkezi. Ne hesaplıyoruz? Ben detaylı olarak fazla bakmıyorum. Yani burada e, hesaplar dediği işte sosyal medya medya platformlarındaki hesaplarımız. Bunu kapatalım. Ondan sonra şöyle bir ayarlar zaten burayı önceki bölüm gösterdim. Bu videoyu mutlaka izleyin. Bayağı önemli şeyler, dikkat edilmesi gereken şeyleri anlattım size. Burayı da kapatalım. Bu da Metagoist TV. Bu herhalde güncellemeden sonra geldi. Ben çünkü bunu görmedim. Girelim bakalım beraber bu neymiş. Tabi bağlanırsa. Biraz daha yaklaşım mı lan? Daha girmiyor içine. Bu neden bağlanmıyor? Evet gördüğünüz gibi Metagoist TV'de üç boyutlu görüntüler olsun çok güzel performanslar görebiliyoruz bir girelim mi ya şimdi yani girsek sıkıntı olur mu olmaz mı bilmiyorum tam olarak vay ana gerçekten on numara yani o bu ne çok güzel vay ana Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üç boyutlu bir şekilde denizin altındaki okyanusları, balıkları, köpek balıkların yedi yemleri ne yiyor la bu? görebiliyoruz bu bize gelir şimdi. Gerçekten çok güzel ha. Ve bitti. Oo gel. Pardon adamlar yapıyor be ya vallahi yapıyorlar. Evet. Buradan bastıktan sonra zaten çıkış yapabiliyoruz. Çıkışımızı yapalım ve çık diyelim. Fazla durmayalım burada. Belki sıkıntı olur bu video ile ilgili. Ondan sonra şöyle basalım. Ee, buraya geldik. Bunu yaptık. Buna baktık. Burada zaten 3 boyutlu dediğimiz gibi daha demin videolarımız var. Ondan sonra buraya bir bakalım. Şunu bir kapat. Gelsen. Meteos TV'ye baktık. Ayarlardan bu bölüme girdiğimiz zaman zaten daha önceki bölümde gösterdiğim ayarları gösteriyor. Bu da e, başka bir pencerenin kısa yolları. Kamera, kişiler, Meta Horizon Store, Horizon Akışı, yardım ipuçları. WhatsApp dediğim gibi e, bağlantıyı kurduktan sonra buradan WhatsApp görüşmenizi her şeyinizi yapabiliyorsunuz. Facebook, Instagram, yerleşim. E, bir sonraki bölümde artık buradaki Instagram'ı, yerleşim yeri, dosyalar olsun, etkinlikler olsun. Şunu da bir oynarız, bir bakarız görüntüsü nasıl. Gerçi ben bunun videosunu çektim. Sonra YouTube'a gireriz. YouTube'dan videolarımıza bakarız. Birkaç oyun deneriz. Bakalım oyunlar nasılmış. Başka ne var? Messenger var bak bu da. Ondan sonra Facebook'a da bağlanabiliyoruz. Uzak üstü Bak bu da bilgisayara bağlantısı. Bu önceki öncekinde yoktu. Yeni güncelleme herhalde. Uzak üstü normalde Air ile bağlanıyordu. Buraya bastığımız zaman ne oluyor? Bir sonraki bölümde de onu yaparız. Arkadaşlar şimdilik videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir sonraki bölümde biraz daha detaylara dalalım. Bakalım ne var ne yok. Ee, dünyalara dünyalar dediğini aslında çok şey yani. O kadar çok şey var ki bu e, Oculus Quest 3'ün içinde. Detayları hepsine teker teker ufaktan bakalım. Bütün alacak olan arkadaşları, almayanları ya da alıp da bilmeyenleri yardımcı olmaya çalışalım. Şimdi Evet şuradan bir önceki bölümde de göstermiştim size. Ayarlara girelim. Şunu kişiselleştirmeden sanal ortamlara bir ufaktan size teker teker göstereyim bu ikinci bölümümüzde. Ondan sonra üçüncü bölümde zaten detaylara biraz daha dalalım arkadaşlar. Bu arada kanalıma bekliyorum hepinizi. Abone olun. Beraber oyunlarımızı her şeyimizi oynayalım. Burası da akvaryum abi. Akvaryuma bak ya. Kral akvaryum. Şöyle bir gezelim mi? Niye gezemiyorum ben? Niye böyle böyle yapıyorsun? Ha? Balıklara bak. Güzelmiş. Öteki tarafa bakalım şuraya. Bu da dağlar, tepeler herhalde. Ha. Ya şahsen görüntü kalitesi e, güzel. Görüntü kalitesi güzel. Siz belki şu an kötü görüyor olabilirsiniz ama aynı değil yani şu an kayıt yaptığım görüntü kalitesiyle benim gördüğümle sizin gördüğünüz aynı olmayabilir. Telaşlanmayın. Gerçekten yani alınması gereken bir makine. Tavsiye ediyorum sizin için. Almayı kafanıza taktıysanız. Bu space istasyona da bakalım. Uzay istasyonu herhalde. İndirsene abi. Tamam indirdin mi? Vay bu neymiş ya? <laughs> Burayı da uygulayalım. Ondan sonra. Ha, güzelmiş burası. Ha. Ondan sonra videomuza veda edelim. Evet. İyiymiş ya. Bu sefer tipe bak. Evet arkadaşlar. E, Oculus Quest 3 inceleme videosunun ikinci bölümüne veda ediyoruz. Hepinizi aramıza bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümümüzde görüşürüz. Videolarımı izlemeyi unutmayın. Abi sizin için dünyanın videosunu çektim. Ne korku oyunları çektim. Ne eğlenceli oyunlar çektim. Git bir bak. Nasılmış. Tanıtım videoları çektim. Beğenmezsen küserim. <laughs> Şaka yaptım. Neyse gidin bir bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sanal gerçeklikten ve sanal hayattan ayrılmayın. Ne varsa sanalda var abi. Gerçek yalan. Gerçek korkunç. Gerçek burası. Sanal gerçeklik kanalına bekleniyorsunuz.